Niye? Hakiki hak, hakiki küfür tanır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitapları okunmasın diye adamlar her türlü tezgahı yapıyor. Her türlü. İşte dininizi Kur'an'dan öğrenin. Dininizi aynı şekilde. İşte bak dinleyicim diyor ki çalgı hakkında şey var mı? Ayet. Ayet var mı? Yok. Ne oldu şimdi? Senin adın da yok Kur'an-ı Kerim'de. Sen de yoksun. Ne oldu şimdi sen? Ayet yok mesela. Ne yapacaksın sen şimdi? Çalgı çalım diye ayet var mı? Ha? Yok. O da yok. Ne yapacaksın sen şimdi? Direkt olarak hani şu çalgı bu çalgı diye geçmez ki Kur'an-ı Kerim'de. İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh Kimya-i Saadet'te uzun uzun anlatmış. Tam İmam-ı Saadet'te bilir de tam İmam-ı Saadet-i Ebediye kitabı içinde bu konu anlatılıyor. Teganni ve müzik bahsinde. Biz onu tavsiye ederiz. Efendim inanmıyorum. İnanmasa inanmasın bana ne? Toprağın altına girmeyecek mi bu? Toprağın altına girecek. Yok orada aynı şekilde kendisine soracaklar. Ona desin ki ben ayet olmadığı için inanmadım diye. Bunlara yani meleklere de aynı şekilde söylesin. Ha o zaman şeytan kendisini muaf tutacaklar. İşte iyi de alimler. Ayet-i kerimelerde bildirilen. Hatta orada o zikrediliyor. Tekenni ve müzik bahsinde zikrediliyor ayet-i kerimeler. Diye geçiyor. Bunların ne anlama geldikleri bildiriliyor. On sana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifler var. İlk tekenni edenin ve aynı şekilde şeytanın iblis olduğu da bildiriliyor. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri bütün hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri şey yaparak ister üflemeli olsun, ister aynı şekilde telli olsun, ister vurmalı olsun. Bunların hepsinin çalgı olduğu ve haram olduğu açıkça yazılı orada. Açıkça yazılı. Efendim ben kabul etmiyorum. Kabul etmesin etme. Ona diyeceksin ki arkadaş öğle namazı kılıyor musun? Kılıyor mu tabii. Öğle namazının ilk sünneti hakkında ayet-i kerime var mı? Yok. Peki öğle namazının farzının dört rekat olduğuna dair ayet-i kerime var mı? Yok. Son sünnetin iki rekat olduğuna dair ayet-i kerime var mı? Yok. Öğle namazının ne zaman başlayıp ne zaman bittiğine dair bir ayet var mı? Yok. Abdestin farzları Kur'an-ı Kerim'de sayılıyor mu? Geçiyor da nasıl yapılacağı bildirilmiyor. Nasıl yapılacağı hadis-i şerifte bildiriliyor. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Ne yapacaksın sen şimdi? Öğle namazı yok Kur'an-ı Kerim'de. Sabah da yok. Akşam da yok, yatsı da yok. Hiçbirisinin rekatları falan bildirilmiyor ayet-i kerimede. Ne yapacaksın sen şimdi? Bunların hepsini inkar mı edeceksin? Red mi edeceksin? İşte dininizi Kur'an'dan öğrenin diyen adamların ad niyeti, hainliği işte insanları buraya küfre götürüyor. Kafir ediyor yani. İslamiyet'in 4 tane kaynağı var. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, icma, kıyas. Edille-i şeriye diye geçer bu. Biz İmam Hatip'i bitirdiğimizde o iki kaynağı yok ettilerdi. İlahiyata geldiğimizde iki kaynak kaldıydı. Kur'an, hadis. Mezun olduğumuzda hadis-i şerifi de aynı şekilde başladı. Bir de Kur'an. Kur'an'da adam kafasına göre yorumluyor. Bana göre öyle değil. Bana göre şöyledir. Bana göre böyledir. Başlıyor aynı şekilde. Oralarda şerifi onu da yok ediyor. Dolayısıyla dinsiz, zındık adam diyor ki benim dediğime göre sen. Ya sen de çok affedersin de taharetlenmesini bilmiyorsun. Namaz niyaz bir şeycik yok. Yüzüne baktığın zaman zulmet çöküyor. Kibirli, kendini beğenen bir varlıksın. Ben niye sana tabi olayım? İmam-ı Azam İbani Faradiyallahu Teala Hazretleri varken, İmam-ı Gazali Hazretleri varken, Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz varken, ben niye sana tabi olayım ki? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hadis-i Şerifler varken, ben sana niye tabi olayım? Sen cahil kalırsan, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumazsan, işte böyle zındıklar seni tokatlayacak ondan sonra. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de din öğrenilmez, çalgı hakkında da açık değildir. O müştehit hadis-i şerifle açıklanmıştır ve müştehit alimler de bizim anlayacağımız şekilde bildirmişlerdir. Saadet-i Ebediye'nin tekenni ve müzik bahsi var, orada okusun.